Kiev'deyiz şu an. Ben dünyanın gündeminde Kiev, bizim Kiev'in merkezindeyiz. Hemen yanımızda Hürşetik Caddesi var. Bağımsızlık Meydanı var. Burası da Dinyeper Nehri'ne bakan bir tepe. Çok güzel görüyorsunuz. Dinyeper Nehri tarihi bir nehir. Ülkeyi baştan başa bölüyor. Ve Doğu Ukrayna ve Batı Ukrayna olarak her zaman politik eğilimleri de farklı. Doğu Ukrayna daha çok Rusya eğilimindeyken Batı Ukrayna'da daha çok Avrupa yanlısı olaraktı. Geçmiş seçimlerde de bunu haritalarda belirgin bir şekilde renklerde görüyorduk. Şu an yine Ukrayna dünyanın gündeminde, dediğim gibi. Diplomasi trafiği devam ediyor. Her an Rusya saldırabilir diyor İngiltere, Amerika, bunun gibi devletler, Batı devletleri. Ani bir Rusya saldırısını bekliyor. Şu anda baktığım istikamet, yani dürbünle baktığım istikamet Rusya istikameti. Askerler görülecek kadar yakın sınırdalar, Rusya askeri Ukrayna sınırında. 109 bin kişilik bir birlik var. Dürbünle baktığımızda görebileceğimiz bir mesafede büyük bir Rus ordusu var. Fakat çevremize baktığımızda insanlara bakın şöyle. Ukraynalılar sanki hiçbir şey yokmuş gibi geziyorlar. Burası bir park aynı zamanda. Dinyeper Nehri'nin yukarıdan görülebileceği bir park. Hayat normal akışında devam ediyor. İnsanlar çocuklarıyla, aileleriyle geziyorlar. Rusya ordusu her ne kadar korkutsa da, Amerika ve İngiltere savaş olasılığının yüksek olduğundan bahsetse de, Ukrayna'da o panik havasını çok göremiyoruz. Çünkü Ukraynalılar savaş olduğunda kendilerini koruyacak ordularının varlığını biliyorlar. Sınırda 100 bin kişiye karşılık bir 100 bin kişilik birlik hazır bekletiliyor. Artı 100 bin kişilik ilave birlik gönderildi. Ve Ukrayna'da 2014'ten beri devam eden Donbas'taki, Güneydoğu'daki savaştan dolayı 500 bin kişilik bir gazi varlığı var. Ve bunun insanlar silah kullanabiliyorlar. Onlar da hazır cepheye gitmeye. Dolayısıyla Rusya'nın karşısında da bir Ukrayna ordusu var. Ukrayna ordusunun şu anda belki çok savaşma niyeti ya da kabiliyeti olmadığı gibi gözükse de, Rus ordusuyla kıyaslandığında hava kuvvetleri, deniz kuvvetlerinin eksik olması, ancak bu kuvvetini sahada kapatabilecek, omuzdan fırlatılabilen lav füzeleri, stringerlar, javelinler, böyle sıcak muharebede kullanılabilecek çok sayıda silah verdiği için İngiltere, Amerika, Kanada. Dolayısıyla sıcak savaş noktasında Rusya karşı Ukrayna o eksiğini kapatabilecek durumda. Bir taraftan halk eğitiliyor, sivil eğitimler yapılıyor. Vatandaşlar tahta silahlarla askeri eğitim merkezlerinde eğitimlerine devam ediyorlar. Diğer taraftan okullarda sivil savunma derslerine ağırlık verildi. Sivil savunma derslerinde çocuklara savaş anında neler yapacakları, nasıl davranacakları, bunlar anlatılıyor. Çok sayıda vatandaş poligonlara giderek silahlarıyla atış talimleri yapıyorlar. Vatandaşlarda da bir savaşa hazırlık görülüyor. Yani vatandaşlar, Ukraynalılar daha doğrusu, savaştan korkuyor gibi bir izlenim vermiyorlar. Savaşa hazırlanıyorlar. Öyle çok kaçacak bir durumda da değiller. Diğer taraftan dünyanın merkezi, adeta gündem merkezi Ukrayna olduğu için diplomasi de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Boris Johnson geldi İngiltere'den. Elinde kırmızı bir dosya vardı. Tam binaya girerken koşup arkadan gidip bayan bir diplomat elinden dosyayı aldı. Daha sonra Erdoğan geldi. Yine Erdoğan görüşmesi de değişik olaylara sahne oldu. Ve akabinde bugün burada Ukrayna'da Macron'un ziyareti devam ediyor. Macron burada. Macron ayağının tozuyla geldi. Rusya'daydı. Devlet Başkanı bugün de görüştü. Uzun bir masada görüşmesi polemiklere gündem olmuştu. Masanın büyüklüğü, uzunluğu. Birçok lider, dünya lideri, Macron gibi, Johnson gibi mekik diplomasi yürütüyorlar. Aynı zamanda hem Putin'le görüşüyorlar, hem Zelenski'yle görüşüyorlar ve bir tür arabulucu formülüyle devam ediyorlar. Bütün dünya liderlerinin ana gündemi, savaşsız bir çözüme odaklanıyorlar. Savaşsız bir çözüm istiyorlar. Avrupa sınırında bir savaş Avrupa'nın rahatını bozacak, Karadeniz'deki huzuru kaldıracak. Bundan dolayı bazı ülkeler savaştan yana pozisyon aldılar. Ancak İngiltere bir ittifak kurdu. İngiltere, Polonya ve Ukrayna'nın içinde aldığı bir savunma hattı kurdu. Ve Rusya'ya karşı hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Ukrayna'da çok savaş atmosferi yok. Görüldüğü gibi hayat normal seyrinde devam ediyor. Bütün ürünlere erişebiliyorsunuz. Benzin istasyonlarında kuyruk yok. Normal Ukrayna'ya kışın gelseniz, nasıl bir şey görürseniz, şu anda da öyle bir atmosfer. Ukrayna'dan, merkezinden gelişmeleri ararak aktaracağız. Şu anda çok riskli bir durum görmüyoruz. Savaşın aniden başlaması muhtemel. Çünkü savaşın karar vericisi merkez Kremlin. Ve Kremlin'in ne yapacağını hiç kimse bilemez.
savaşırsa da sonuçlarına Kremlin katlanacaktır. O ağır yükü taşıyamayacaktır ve Rusya'nın belki de sonunu getirecektir.